Tuğberk Çitilci'ye, GCM'ye gidelim o zaman. Kendisine merhaba diyelim, iyi haftalar dileyelim ve günün hikayesi için, yorumları için sözü kendisine bırakalım. Aslanım, iyi haftalar dilerim. Bugünün en belirleyici unsuru petrol fiyatları. Özellikle geçtiğimiz haftadan beri yükseliş trendinde devam eden petrol ana belirleyici olmaya devam ediyor. Petrol fiyatları yurt dışı endeksleri pozitif yönde etkilerken orta uzun dönemli olarak 50 ve üzerindeki Brent petrol fiyatlamaları Türkiye'nin enerji maliyeti açısından negatif olacağı için orta uzun dönemli negatif olarak algılanabilir. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlere neden olarak evet yurt dışındaki önemli kurumlardan raporlar ve bu raporların dayanağında arz talep tarafındaki dengelenme ama en önemlisi Çin tarafı. Çünkü Çin'in petrolün kendi üretimindeki gerileme yılbaşından itibaren devam ediyor. Özellikle Nisan ayındaki gerileme Kasım 2011 yılından beri en yüksek seviyede. Dolayısıyla Çin'in petrol üretiminin gerilemesi ne anlama geliyor? Petrol ithalatını arttırması. Dolayısıyla gerek raporlamalar olsun gerekse de Çin'in kendi üretimindeki azalmanın devam etmesi petrol fiyatlarını pozitif yönde etkiliyor. İkinci önemli bir unsur da Amerikan Merkez Bankası Fed'in Haziran ayında faiz artırıp arttırmayacağı. Evet, Lagarde tarafında bir açıklama geldi. Haziran ayı sıcak dendi. Bir tekrar masaya alındı. Ama fiyatlama tarafına baktığımız zaman da dolar endeksinde önemli sert bir hareket olmadı. Dolar endeksinde kısa dönemli trend değişimi olması için 95 seviyeleri takip edebilir. Keza aynı şekilde Euro dolar paritesine baktığımız zaman da Almanya'nın kapalı olmasından dolayı yatay bir seyir devam ediyor. Euro dolar paritesinde de 1.14 seviyesi kısa dönemli trend değişimi açısından önemli olabilir. Bu yurt dışı bağlama baktığımız zaman da yurt içi faktörlerde bu hafta siyasi haber akışı önemli olacak. Gerek MHP tarafında gerekse de AK Parti tarafında siyasi açıklamalar önemli takip edilir. Bu bağlamda Borsa İstanbul'a baktığımız zaman da yeni 80 bin seviyesi 77 bin oldu. Neden 77 bin seviyesi önemli? Gerek değerleme tarafında gerekse de fiyatlama tarafında 200 haftalık basit hareketli ortalama. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da kısa dönemli olarak 77 bin üzerinde kapanışlar olmadığı zaman da aşağı yönlü düzeltmeler beklenebilir. Ama mevcut konjonktüre baktığımız zaman da çok sert agresif fiyatlamalar yavaş olabilir diye bekliyoruz. Altın fiyatına baktığımız zaman da altın pozitif yönlü hareketine devam ediyor. Orada özellikle 1290.50 ve 1295.50 seviyeleri yukarı yönlü pozitif fiyatlamalarda takip edilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Tuğberk Çitilci'ye bu aktardıkları için uğurladık.